erkeği olmadan üreyebilen dişilerden oluşan ve sadece 30 yıllık geçmişe sahip yeni bir kerevit türü. İlk başlarda zararsız gibi gözüken, hatta satışı yapılan bu tür, artık hızla çoğalıp dünya genelindeki ekosistemleri işgal etmeye başladı bile. Yeni yapılan bir çalışmaya göre benekli kerevit adı verilen türün kökeni, DNA'sındaki bir mutasyon sayesinde tek başına üreyebilen bir tek dişiye dayanıyor. On bacaklı mutant tür Avrupa Birliği tarafından ise yasaklandı. Bilimsel adı Procamborus olan tür daha 30 yıl öncesine kadar yoktu. Ancak şimdi Japonya, Madagaskar, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri'nde vahşi yaşamda görülüyor. Doğa, Ekoloji ve Evrim adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmada işgalci benekli kerevitlerin birçok canlı türlerini tehdit ettiği belirtildi. Araştırma ekibinden Dr. Wolfgang, Kanada Devlet Televizyonu'nda yaptığı açıklamada bir benekli kerevitiniz varsa 3 ay sonra 200 ya da 300 tane olur dedi. Aslında bu tatlı su kerevitinin nasıl tek başına ürediğini inceleyen bilim insanları kanserin nasıl yayıldığını daha iyi anlayabilir. Benekli kerevitler Kanada'daki evcil hayvan dükkanlarında satılıyordu. Kanada'da şu anda vahşi yaşamda benekli kerevit bulunmuyor. Ancak yetkililer bu canlıları doğaya salmanın yasa dışı olduğu uyarısında bulunuyor. Aslında her şey 1990'lı yıllarda Almanya'daki bir evcil hayvan dükkanında başladı. Florida'ya özgü bir tür olan pullu kerevitin bir dişisi ek bir kromozom dizisiyle dünyaya geldi. Böylece erkeği olmadan üremeye başladı. Bu dişiden doğan kerevitler de her seferinde yüzlerce yumurta ürettiler. Bu genetik açıdan birbirinin kopyası olan kerevitler, özellikle Almanya'daki akvaryum tutkunları arasında büyük bir ilgi gördü. Ancak tür sadece birkaç ay içinde aşırı bir şekilde türeyince, insanlar benekli kerevitlerini Avrupa genelindeki göllere bıraktı. Madagaskar'da ucuz bir protein kaynağı olarak ülkeye getirilen kerevitlerin şu anda yerli türleri tehdit eder hale geldi. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iki eyaletinde benekli kerevitlere yasak geldi. Ancak tür vahşi yaşamda üremeye devam ediyor. Şu an çok fazla tehdit gibi gözükmese de bundan 50 yıl sonra milyarlarca türeyip insan varlığını ciddi anlamda tehdit eder hale gelir. Ve onlardan insanlara geçen virüsün milyonlarca insanın hayatını kaybetmesi demektir.